Malatya'da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrin Servisinde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, küçüklük hayali olan doktorluk mesleği için ilk adımını attı. Çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazanan Metin'in şimdiki hedefi ise derslerinde başarılı olup çalıştığı servise doktor olarak gelebilmek. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Melisa Metin, bu yılki YKS'de istediği puanı alınca tercihler arasında çalıştığı kurum olan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni de yazdı. Yerleştirmelerin açıklanmasından sonra mutluluğu daha da katlanan Metin, İnönü Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'nde okula başladı. Çalıştığı hastanede şimdi tıp fakültesinde okuyacak olmanın sevincini yaşayan Metin, okulu bitirdikten sonra ise yine burada doktorluk görevi yapmak istediğini söyledi. Burada endokrin servisinde hastanemizde temizlik personeli olarak çalışıyorum. Bu sene sınava girdim ve sınavı kazandım. Nasip olursa inşallah hastanemizde tıp fakültesini bitireceğim. Peki çalışma süresi nasıl olduğunu bir anlatabilir misiniz? Deprem bana da vurdu ve ilk dönem girmek için dershaneye gittim. Sonrasında evde götürmek zorunda kaldım. İşte çalışarak da birazcık burada da hocalarımızı görerek daha çok aldın. Aynen motive oldum. Daha çok ilham aldım ve gerçekten çok seviyorum hastaneyi. Küçükken de çok severdim. Özellikle tıp fakültesine geçişi çok seviyorum. Bir de benim abim de bana çok ön ayak oldu. Koçumdur kendisi. Ailemin, annem çok mutlu oldu. Dayılarım falan da çok sevindiler. Ama en çok abim mutlu oldu. Çünkü onun emeği üzerimde çok böyle. Anne baba. Aynen. Anne babam da çok mutlu oldu. Sarıldık falan ettik. Evde bir bayram vardı. Hayallerim var. Tabii ki de burası çok güzel bir hastane. Burada tabii ki de isterim çalışmayı ama hani sınavlarım var. Sınavlara gireceğim. Orada ne yaparım bilmiyorum orasını. Hani daha yüksek bir belki puan alırsam başka üniversiteleri de tercih edebilirim. Ama burası da çok güzel bir üniversite olduğu için burada gözümün önünde yani. Hayallerim vardı ve hayallerim gerçek oldu. Gerçekten internler böyle koridorlarda yürürken onlar gibi olmak istiyordum ileride. Ve çok şükür olacağım inşallah. Peki paspas atarken hocalar gördüğü zaman çok sağ olun. Hocalar da bana çok destek oldular. Ben de bunlar gibi olacağım diye. Evet, evet ediyorum. Hala ediyorum. Ve hocalar bana çok destek oldular. Çok sağ olsunlar hepsi. Hala arkamdalar. İnşallah onlar da bir gün hocalarım olarak derslerime girecekler. Böyle. Tekrar burada çalışacak mısınız okul zamanı? Okul zamanı burada çalışmayı düşünüyorum. Eğer derslerimle de uyumlu olursa çalışırım inşallah. Bakalım. Gündüz okula gideceğim. Akşam da buraya gelip çalışmayı planlıyorum. Aynen, görevimin başındayım inşallah. Bir günde mezun olduktan sonra doktor olarak burada görevimin başında olacağım inşallah. Melisa'nın hikayesi gerçekten bir başarı hikayesi. Gerçekten ilham alınacak bir hikaye. Çok gençlere ben cesaret vereceğini, isteyince olacağını gösterme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten burada gördüğünüz işte temizlik personeli çalışırken aynı çalıştığı hastanede tıp fakültesi kazanmak ve maddi durumları da çok iyi değil. Ondan dolayı da çalışmaya devam edecek. Biz hocalarıyla da konuştuk. Mümkün olduğu kadar ayarlamaya çalışacaklar şeyleri, yönetimle de konuştuk. İnşallah daha ilham vermeye devam edecek. Biz çok seviyoruz kendisini. Çok mutlu olduk. Tabii annesi babası en büyük gurur onların ama biz de gururlanmadık desek yeri olur. Çok seviyoruz onu.